Dün biliyorsunuz bir fotoğraf gösterdim ekranda. Mehmet Karagöz'ün, burada Mehmet Karagöz'ün yakınları geldiler ve dediler ki Mehmet Karagöz kaçırıldı. Ben aslında size de dün de söyledim ya, anlamadım ben bu işin içinde dedim, yani ne var? Niye Mehmet Karagöz kaçırılıyor? Evet, 58 yaşında Mehmet Karagöz, fiziksel ve ortopedik engeli var. Ve dilendirilmek için kaçırdığını iddia ediyordu İstanbul'daki yakınlarımız. İşte. Ya ben onun ismini de bulamadım. Yani bizi ararsa ona ayrıca teşekkür etmek isterim arayıp. Şimdi yayınımızdan sonra Ankara Çankaya Sıhhiye'de bizim bir izleyicimiz bir tane hanımefendinin sırtında bizim aradığımız kişini taşıyarak götürdüğünü görüyor. Yani gel, şundan tanımak istiyorum. Gerçekten hani tanımadan da söylüyorum. Yani Allah sizden razı olsun. Hanımefendi diyor ki vallahi tanımış da yani. Diyor ki koşun yetişin. Bu adam Müge Anlı'nın programını aradığı adam, kaçırıyorlar diye. Adam Allah kaçırıyorlar Allah. Diye bağırınca bütün esnafı başına topluyor. Aynı anda hem polis aradılar hem bizi aradılar. Biz de duyuyoruz telefonda hani polis geliyor falan filan. Neyse kadın bir kaçayım diyor, sırtındaki kadın. İşte yakalıyorlar ediyorlar falan. Yunuslar gelmiş önce. Ay ben de Yunusları çok severim. Önce Yunuslar gelmiş, sonra onlar da gezici polis ekibini çağırmışlar. Hani millet tabii halk görünce, tanıyınca Müge Anlı'nın programında aranıyor diye. Adamcağız da diyor ki beni kaçırdılar. Bakın ben izledim, inanamadım. Neyse yani sonunda bulduk. Şimdi bizdeki vasilik için başvuran aile de Ankara'dan onu almaya gitti. Gerçekten bu ikinci kereymiş, dilendirmek için kaçırıldığını söylüyor adam. Öyle. Diyor ki böyle bir çete var ve benim evet. yapabileceğim hiçbir şey yok. İzlerken de gözlerim dolu dolu oldu. Ben de İstanbul'a kendi ailemin yanına dönmek istiyorum ama diyor... Ya bu çete beni tekrar bulur da kaçırırsa diye ondan korkuyorum diyor. Bakın hatta arkadaşlarımız hanımefendinin böyle sırtında taşırkenki güvenlik kameraları görüntülerini de buldular. Ben özellikle yayınımızı izleyen bu dikkatli hanımefendiye can yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten. O hanımefendinin koşun yetişin kaçırıyorlar dedikten sonra esnafın kadın erkek ayırt etmeden oradaki halkın tutup koşup yetişmesine ayrıca teşekkür ediyorum. Ve... orada yapabileceği en güzel şeyi yapmış. En güzel şeyi yapmış yani, Allah bin kere razı olsun. Orada da bir şey yazmıştınız Kebri, onu ben burada bulamadım. 1444 falan. Ha, bu ne demek? Ankara Yunuslar 30-42 no'lu ekibi. Ha, Yunusların plakası mı bu? He, yok, efendim, ekip numarası. Düşün, Kevriya'nın bütün Yunuslara teşekkür etmeyelim diye anladığım kadarıyla. Yunusların 30-42 no'lu ekibine teşekkür ediyoruz. Çünkü evet. gerçekten çok yardımcı oldular. Yunuslar oraya gitti. Adamı nereye, yani alınacak bir yer yok. Onlar gezici ekibi çağırdılar. Onunla karakola gittiler. Sonra İstanbul'daki kayıp şube müdürümüz devreye girdi. Sağ olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bakın izleyin, bu da başka bir şey. Ben böyle başa böyle dönüp dönüp izledim. Çok korkunç bir şey ya. Bakın nasıl anlatıyor adamcağız yaşadıklarını. Evet. Bedensel engelli Mehmet Karagöz'ün yakınları programımıza başvurdu. Boyu 130 santimetre, bastonla yürüyebiliyor. Akli dengesi yerinde, fiziksel ve ortopedik engeli var. Yaklaşık 35 kilo ağırlığında. Mehmet Karagöz'ün dilendirilmek için kaçırıldığını söylediler. Kaçırıldığını iddia ediyor yakınları. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Kısa bir süre sonra Ankara Çankaya'dan bir ihbar aldık. Programımızı izlerken Mehmet Karagöz'ün kaçırıldığını öğrenen bir izleyicimiz Çankaya Sıhhiye'de Karagöz'ü bir kadının sırtında giderken gördü. Bakın bizim aradığımız beyefendi bir kadının sırtında dilendirilmeye götürülüyor. Arkadaşlar ekrana görüntüyü vereceksiniz ha. Bak biraz daha böyle, birazcık geriye alır mısınız? Alır mısınız böyle? Bak, 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 bak. Evet, evet. Bak götürülüyor. Evet. İşte benim sevgili izleyicim, bayan izleyicimiz. Hem de götüren görüyor bayan, bunu. Sırtına alan da. Alan da bayan. Evet. Zaten 1.38 boyunda 35 kilo yani, bir adamcağız mı yani, şimdi izleyeceksiniz. Almış onu dilendirmeye götürürken, ya bakar mısınız ya, vallahi sana helal olsun ya. Bana ne, kaç kişilik ekiple çalışıyorsun? Ben diyorum ki milyonlarca kişilik ekiple çalışıyorum. Yani yolda yürürken biz görsek belki bizim dikkatimizi bile çek. Yani biz farkına varmayabiliriz. Evet. Bravo bu bayana vallahi. Bin defa bravo. Çok dikkatli bakmak lazım. Sonra devamını izleyelim. İzleyicimiz feryat ederek çevre esnafını Mehmet Karagöz'ün etrafında topladı.
Ardından da programımıza ihbarda bulundu. Ekibimiz de emniyet yetkilileriyle bağlantıya geçti. Beni çok heyecanlandırdı bu, o yüzden hanımefendi nasıl koştuğunu görüyor musun? Ama hakikaten yani koşuyor, edilecek. Bütün çevre esnafı da koşuyor helal peşinden. Olsun. Vallahi yani helal o görüntülerden olsun alırız izleri. Çok kestim, özür dilerim ama ben çok mutlu oldum o yüzden. Helal olsun arkadaş. İzleyicimiz feryat ederek çevre esnafını Mehmet Karagöz'ün etrafında topladı. Ardından da programımıza ihbarda bulundu. Ekibimiz de emniyet yetkilileriyle bağlantıya geçti. Gezici polis ekipleri olay yerine gidip Mehmet Karagöz'ü aldı. Mehmet Karagöz, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailenin yanında kalıyordum. Şeylerde, ışıklarda yara bandı, mendil satıyordum. Hani açtığımı çıkartıyordum. Oradan kaçırdı simitçiler. Bu adamlara teslim ettiler beni. Burada da sokakta sürünerek para istiyoruz. Tamam. Onlar bir grup zaten. Git kaçır diyorlar herhalde onlara. O kaçıracak olan taraf. Para veriyorlar. Onlar da gidip alıyor. Getirip onlara teslim ediyor. Ama simitçilerin isimlerini bilmem. Ama İstanbul'da kalıyorlar. Kendileri şeydi, Adanalı. Kurban Bayramı'na bir hafta var ki kaçırılmıştım bundan 6 ay önce de. Yine aynı grup tarafından kaçırıldım. Daha önce kaçırıldığında peki geri nasıl dönebildi ailenin yanına? Geri döndüm, çocuğu buldu beni yolda. Caddede sürünürken oğlu buldu yanında kaldığım ailenin. Tuttu taksi götürdü. Benim gibi daha bir sürüler var yani. Ben değilim bu kaçırılan. Boynumuza bardağı asıp sürünerek Allah rızası için istiyorduk. Ailenize geri dönmek istiyor musunuz? Tabii isterim. Niye istemeyeyim ailemi? Herkes ailesini ister. Tekrar kaçırılırsam daha kötü olur. Ondan korkuyorum. Ha, devlet güvencesini alırsa daha iyi olur. Yani bir beni değil, benim gibi olanları, böyle zorla dilendirilenler var. Bunları alıp devlet himayesinde bir bakım yeri sağlarsa daha düzgün olur.